Zeynep'le her şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda çok kolay ve farklı bir yöntemle kalbura bastı yapacağım. Bunun için önce şerbetimden başlıyorum. Şerbeti için 3 su bardağı kadar şeker ve 3 su bardağı kadar suyu ocakta kaynatacağım. Kaynadıktan sonra bir iki damla limon damlatabilirsiniz ve sonrasında da 15-20 dakika kaynayacak. Fazla kaynatmayın. Şerbeti bu şekilde hazırlanıyor. Kalbura bastığının hamuru için ise 2 adet yumurtayı önce çırpıyorum. Çırpmış olduğum yumurtanın içerisine bir paket kadar margarin ilave ediyorum. Ve azar azar da un dökeceğim ve bunu hamur yapacağım. Bu şekilde. Bu aşamada kabartmada da dökebiliriz. Ve bunları yoğuruyoruz. Bardağı kadar un kullandım. Şimdi bütün malzemeleri yoğurdum ve son olarak da cevizi ekliyorum. Normal kalbura bastıda hani onu kalbur üzerinde hani serip içine ceviz döküyorlar. Ama ben cevizi hamurun içine dökeceğim ve bu şekilde yoğuracağım. Kolay olan yöntemi bu. Hani uğraşmadan bu şekilde yapıyorum. Yemek kaşığı cevizi de hamurun içerisine yedirdim. Siz isterseniz fındık da katabilirsiniz. Fındık da çok güzel oluyor. Ben fındıklı da yapıyorum. Çok da seviyorum. Fındık da katabilirsiniz. Dediğim gibi 3 çorba kaşığı kadar cevizi içerisine döktüm ve bu şekilde kurabiye hamuru gibi hamur yaptım. Şimdi şekil verip yağlamış olduğum ya da yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine dizeceğim. Bu şekilde şekil veriyoruz ve dilerseniz rendenizin şu kısmına şu şekilde birazcık iz oluşturabilirsiniz şu şekilde ya da çatal yardımıyla üzerine işaret koyabilirsiniz. O şekilde şekil verebilirsiniz. Sonrasında da şu şekilde diziyoruz. Evet, tarif detaylarını videonun alt kısmında bulunan açıklama bölümüne ekledim. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Şimdi oluşturmuş olduğumuz hamuru 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, tatlıyı fırından aldım ve şerbet dökeceğim için başka bir tepsiye dizdim tatlıları ve şu an üzerine şerbet dökeceğim. Şerbet soğuk olacak. Tatlıların da ilk sıcağı çıkacak. Birazcık sıcak olacak ama çok sıcak olmayacak. Eğer çok sıcak olursa hamur olur. Şimdi şerbeti döküyorum. İki saat kadar şerbette bekletmiş olduğum tatlı artık servise hazır. İstediğimiz gibi süsleyip servis yapabiliriz. Az malzemeli ve çok kolay bir tatlı. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.